İlayda Alkan, 20 yaşında umut dolu bir gençti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir'de hiç tanımadığı Yunus Yılmaz isimli bir cani tarafından bıçaklanarak katledildi. İlayda'nın bugün doğum günüydü efendim. Hayattan koparılmasaydı 21 yaşına basacaktı. Gözü yaşlı aile pasta ve gelin dua ile kızlarının kabrini ziyaret etti. Pastanın üzerinde sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz yazıyordu. Giyemediği gelinliğinin dua. Ben geldim. O bir anne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir'de öldürülen İlayda Alkan'ın annesi. Benim kızım 21'e girecekti sağ olsaydı ama hep 20 yaşında kalacak onun sayesinde. Acı olay 8 Mart 2024'te İzmir konakta meydana geldi. Oya Taran'la kızı İlayda Alkan bir bankta otururken hiç tanımadıkları Yunus Yılmaz isimli cani tarafından bıçaklı saldırıya uğradılar. Yaşanan arbedede anne ve kızı yaralandı. Ağır yaralanan İlayda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Söyleyecek hiçbir şey yok. Acıdan başka hiçbir şey hissetmiyorum artık. Bugün İlayda'nın doğum günüydü. Gözü yaşlı aile bir elinde pasta bir elinde gelin duvağıyla kızlarının kabri başındaydı. Pastanın üzerinde İlayda'nın abisiyle fotoğrafı vardı. Bir de sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz notu. Kime neye kızgınlığın hırsın öfken vardı da bizden çıkardın acısını. Sağ olsaydı çok iyi olurdu ama ömür yetmedi. Ömrü çok kısaymış kan donduran olayın ardından katil Yunus Yılmaz yakalandı ve cezaevine gönderildi. Yılmaz hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma ise 24 Temmuz'da. Sadece beni değil, koca bir aileyi diri diri mezara gömdü. Adalet yerini bulacak.